Photoshop'ta yeni bir doküman nasıl oluştururuz? File menüsü altında New sekmesine tıklayarak bu işlemimizi gerçekleştirmeye başlayabiliriz. Aynı zamanda klavye kısayolumuz ile Ctrl N diyerek aynı işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Karşımıza gelen New panelinde ilk olarak gördüğümüz Name kısmımız var. Name kısmı çalışmalarımızın isimlendireceğimiz kısım. Tasarımcılar genellikle bu kısmı değiştirmeden bırakarak çalışmayı kaydettikten sonra ismini değiştirme yerler. Bu şekilde kullanırız. Siz de görüldüğü üzere buradan istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz de. Name kısmından sonra hemen altındaki preset bölümümüz var. Bu preset bölümümüzde oluşturacağımız yeni dokümanların kalıplaşmış ölçüleri var. Şimdi bu bölümü uzun uzadıya anlatmayacağım. Bilmeniz gereken sadece önemli kısımlarını anlatacağım. Şimdi ilk olarak default photoshop size diye adlandırdığımız bölümümüzde tıkladığımız zaman bana 16.02 genişliğinde 11.99 yüksekliğinde santimetre bazında ve 28,346 dpi çözünürlüğünde ve bu da aynı şekilde piksel ve santimetre bazında RGB renk formatında yeni bir doküman oluşturmamı sağladı. Görüldüğü üzere prizit panelimde yaptığım bir işlem otomatikman hemen altındaki width, genişlik gibi, yükseklik gibi değerleri ve çözünürlük gibi değerleri otomatikman değiştirmemi sağlıyor. Ve default Photoshop size kısmından sonra Use Paper bölümünde geçip International Paper kısmına geliyorum. Bu kısım bizim en çok kullandığımız bölümlerden bir tanesi ve tıklayarak gördüğünüz üzere aşağıdaki işlemlerin değiştiğini fark edebiliyorum. Ve otomatikman ve burada görüldüğü gibi size kısmında A5 yazdı. Bu A5 uluslararası tanımlanmış olan bir sayfa ölçü birimi. Aynı zamanda A4 gibi, A5 gibi, A3 gibi sayfa birimlerinde çalıştığımız sayfa birimlerinde çalışacağımız zaman gördüğünüz gibi International Papers kısmından otomatik olarak bu değerleri girmeden tanımlayarak çalışmamızı yapabiliriz. Ve onun altındaki foto diye adlandırdığımız bölümde ise de görüldüğü üzere burada bazı 2 2 çarpı 3 gibi 4 çarpı 6 gibi vesikalı kalıplarına uygun ve aynı şekilde portre kalıplarına uygun bazı standart kalıplarımız var. Bunlar da Photoshop bize default olarak yani varsayılan olarak bize tanımlamış, vermiş. Ve foto kısmından sonra altında gene web kısmımız var. Web kısmında da gördüğünüz gibi monitör çözünürlüklerine uygun bir şekilde kat farkıyla bize bazı ölçü bilimleri ayarlamış 800'e 600 1024'e 768 gibi 1280'e 1024 gibi çözünürlüklerle ayarlamış. Web kısmımızda bu şekilde işe yarıyor ve onun altında gene mobil ve device kısmımız var. Bu kısımda da görüldüğü üzere gene bazı standart kalıplar ve ölçülere göre bize otomatik olarak tanımlamış olduğu bölüm var. Film ve video kısmımızda da gene bizim video animasyon gibi yapacağımız kısımların Buna göre değerler girerek görüldüğü gibi 16 ya 9 wide screen gibi değerleri veya HD 1080p 29.97 frame'de bir hazırlayacağımız animasyon videoyu buradaki standart kalıpları seçerek otomatik olarak kendimiz bir değer girmeden ayarlayıp çalışabiliriz. Şimdi present bölümümüzün şimdi present bölümümüzdeki bu işlemler görüldüğü üzere kendi otomatik tanımlamış olduğu değerler girerek tanımlıyor. Ve biz bu değerleri tabii ki de custom diyerek kendimiz otomatikman tanımlayabiliriz. Custom dediğimiz zaman hemen alt kısımdaki size panelim kapandı. Şimdi weight diye adlandırdığım kısım genişlik kısmı. Bu benim çalışma alanımın genişliğini belirten kısım. Ben 1200 gibi bir değerde genişlik istiyorum. Piksel bazında olsun istiyorum. Buradan aynı zamanda inç, santimetre, milimetre gibi bazı değerlere girerek çalışma alanınızı belirleyebilirsiniz ve height kısmında yani yükseklik kısmında 200 gibi bir alanla piksel bazında yüksekliğinin olmasını istiyorum. Aşağıdaki resolution diye adlandırdığımız bölüm DPI yani çözünürlük kısmımız genellikle tasarımcıda 300 DPI olarak kullanılır. Bunun 300 DPI yapmamızın tek nedeni de baskı sonuçlarından daha sağlıklı ve kaliteli baskı alabilmemiz için yaparız. Color moddan da Gördüğünüz gibi buradan RGB, CMYK gibi veya bitmap gibi renk modlarımızı buradan ayarlayabilirsiniz. CMYK ve RGB'nin neler olduğunu eğitim videolarımızda anlatmıştık. Oradan izleyebilirsiniz. Ve buradan da çalışmalarımızın kaç bit olduğunu belirleyebilirsiniz. Genellikle biz 8 bit kalması bizim için ideal. 8 bit olarak bırakıyoruz ve onun ardından background kısmımıza gelelim. Bu kısımda ise arka planımızı yapacağımız işlemimizi gerçekleştiriyor. Background panelime baktığım zaman görüldüğü gibi white işaretli bir şekilde kalmış. Bu arka planımın beyaz bir şekilde açacağımın göstergesi. Şimdi bu panele baktığım zaman benim 1200 piksellik bir genişliğinde, 200 piksellik bir yüksekliğinde ve 300 dpi'lik RGB renk formatında arka planımın beyaz bir şekilde yeni bir doküman oluşturacağımı söylüyor. Okey dedim. Görüldüğü gibi 1200 genişlik. 200 yükseklik gibi bir değerde arka planı beyaz bir şekilde yeni bir dökümanımı oluşturdum. Tekrardan kontrol N dedim ve background kısmında bir değişiklik yapmak istedim. Background color dedim. Background color dediğim zaman da buradaki görmüş olduğum arka planının rengi neyse otomatikman onu tanımlayarak bir renk atıyor. Yani şimdiki açılacak olan arka planım rengi kırmızı. Gördüğünüz gibi 1200 genişliğinde 200 yüksekliğinde arka planım kırmızı bir şekilde bana çalışma alanımı sundu ve background panelimde son kısmı transparan panelim var O ne işe yarıyor bir de ona bakalım tekrardan kontrol N dedim açtım transparan kısmında ise sıfırdan bir çalışma hazırlayacağımız zaman veya PNG formatında bir çalışma kaydedeceğimiz zaman arka planında hiçbir doku olmaksızın oluşturacağımız bir çalışma alanımızı gösteriyor Okey butonuna tıkladım Görüldüğü gibi sayfalar arasında geçiş yaptığım zaman arka plan farklılıklarını görebiliyorsunuz. Transparan kısmımızda yeni belge oluşturacağımız bölümde bu etkiyi yaratıyor. Tekrardan Ctrl N dedim ve altındaki Advantage yani gelişmiş bölümü çok da karıştırmanızı istemiyorum. Burada da görüldüğü üzere bazı fotoğraf makinelerin ölçülerine göre, renklerine göre, boyutlarına göre standart kalıplarımı belirlemiş. Bu Advantage panelimi soldaki ok tuşuna tıklayarak kapalı durması sizin için daha iyi. Burada genel itibariyle öğrenmeniz gerekenler bunlardı. Photoshop'ta yeni bir döküman oluşturma işlemimizi görüntü üzere File menüsü çatı altında New sekmesine tıklayarak aynı zamanda Ctrl N diyerek de bu işlemimizi kısa yol ile gerçekleştirebiliyoruz.